Selam, ben Batın. Bugün size Anadolu medeniyetleri konusunu kısa bir şekilde anlatmayı deneyeceğim. Hızlı ve öz olarak deneyeceğim. Şimdi ilk konuşacağımız uygarlık Hititler. Hititler M.Ö. 2000 yılı başlarında Kafkasya'dan Orta Doğu'ya gelerek Kızılırmak boylarına yerleşmişlerdir. Hititlerin başkenti Hattuşaş'tır. Hitit kralının çok geniş yetkileri vardır. Kral aynı zamanda başrahip ve başkomutandır. Kralın yetkilerini Panç adı verilen bir meclis kısıtlar. Hititlerin bir diğer adı da Etiler'dir. Mısırlılar ile Hititler arasında yapılan Kadeş Anlaşması, tarihte yapılan ilk yazılı anlaşmadır. Hititler tarih yazıcılığını başlatmışlardır. Anal adını verdikleri yıllıkları tanrılarına hesap verme amacıyla yazıldığı için olaylar çarpıtılmamış. Böylece objektif tarih yazıcı da ortaya çıkmıştır. Bu arada tanrı demişken Hititler çok tanrılı dinlere inanmışlardır. Çok sayıda tanrıya inandıkları için Hitit ülkesine bin tanrı ili denmiş. Hititlerin hukuk sistemi insancıldır. Ölüm cezası yerine fidye adı verilen para cezası daha çok uygulanmıştır. Evlenmede resmi nikah şartını dünyada ilk kez Hititler getirmiştir. Böylece medeni hukukun temelini atmışlardır. Şimdi konuşacağımız uygarlık Urartular. Urartular M.Ö. 900 yılında Doğu Anadolu bölgesine kurulmuştur. Başkenti Tuşba'dır. Asurlular tarafından sık sık saldırılara uğramıştır. Maden işlemeciliği, kaya oymacılığı, kabartma sanatı, resim gibi alanlarda ilerlemişlerdir. Van Gölü çevresinde yaptıkları sulama kanalları ve su mentleri meşhurdur. M.Ö. 600 yılında Medler tarafından yıkılmışlardır. Şimdi konuşacağımız uygarlık Lidyalılar. Lidyalılar, Gediz ve Küçük Menderes vadileri arasında kurulmuşlardı. Kurucusu Giges, devletin merkezi ise Sardes'tir. Lidyalılar parayı buldular. Her neyse. Devam edelim. Lidyalılar ticaret sayesinde zenginleştiler. Anadolu'da paralı askerlerden oluşan bir ordu kurdular. Fakat bu ordu istenilen seviyede olmadı ve maaşların gecikmesi sonucu bu ordu yıkılmıştı. Bu bahsettiğimiz askerlerin başarısız olması sonucu M.Ö. 546'da Hersiler tarafından yıkılmışlardı. Şimdi konuşacağımız uygarlık Frigler. Bilinen ilk kralları Gordios'tur. Kızılırmak, Kütahya ve Ankara çevresinde kurulmuştur. Başkenti Gordion'dur. Ekonomileri tarıma dayanır. Tarımı korumak amacıyla sert kanunlar çıkarmışlardır. Saban kırmanın veya öküz öldürmenin cezası ölüm olarak belirlenmiştir. Dokumacılık, seramik, madencilik, çanak çömlek yapımı, ağaç oymacılığı ve nakış alanlarında ileri gitmişlerdir. Fabul adı verilen, insanlara ders veren hayvan hikayelerini ilk kez Frigler meydana getirmiştir. Ekonomilerini dinsel inançlara etkilemiştir. Tanrıları tarım ile ilgilidir. Tanrıların en büyüğü ana tanrıça Kibele'dir. Tapates adı verilen halları çok meşhurdur. Tapatesler yaptıklarını anlayabiliriz ki hem boyayı hem de ipliği bulmuşlardır. Şimdi konuşacağımız uygarlık İyonlar. İzmir ili ile Büyük Menderes Gölü arasındaki bölge tarihte İyonya denilmiştir. İyonlar bu bölgede kurulmuştur. İyonlar şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Efes, Foça, Milet ve İzmir İyonların en önemli şehir devletleridir. Bu şehir devletleri arasında siyasi bir birlik sağlanamamış ancak kültürel bir birlik kurulmuştur. İyonlar ticaret kolonileri kurup denizcilikte ileri gitmiştir. Denizcilik ve ticaret sayesinde ekonomik refah artmıştır. Özgür düşünce ortamında gelişmesi sonucunda bilim, kültür ve sanat alanlarında ileri gitmişlerdir. Matematik ve tıp bilimlerinin temellerini İyonlar atmıştır. Fenike alfabesinin ortaya çıkmasına önemli katkılar yapmışlardır. Tales, Diyojen, Pisagor, Herodot, Hipokrat ve Homeros gibi bilim adamları bu dönemde ortaya çıkmıştır. Evet, videonun sonuna geldik. Umarım eğlenceli olmuştur ve dersi anlatabilmişimdir. Neyse ben kaçar.